Bu mefahir, bu övünçler, iftihar edilecek şeyler zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme. Yani yeni bir akım geliyor, buraya yönelelim tarzında köklerinden kopma. Yani baktığınız zaman bunlar aslında basit gibi görünen fakat çok temelden konular, damardan konular. İslam medeniyetinin diğerlerinden üstün geldiği önemli noktaları. Bir 30 sene yatırım yapmış Risale-i Nur hizmetiyle ama onun siyasi anlamı devlet düzeyindeki sonucu 1950'den sonra çıkmış ve şimdi çıkmış. Yani biz vazifemizi yapıp vazife-i ilahiye karışmadığımız zaman Cenab-ı Hak zaten yapılan hiçbir hizmeti şey yapmıyor ki, boşa çıkarmıyor. Dolayısıyla iş yapmak istiyorsanız İslamiyet'in düsturlarına, prensiplerine, ibadetlerine, ahlaki imdelerine bağlı kalmanız lazım. Başka türlü muvaffak olamazsınız diyor. Yayınlamış olduğu bir beyanname var. O beyannameyi okuyoruz biliyorsunuz. 2 haftadır okuyoruz. Hakikaten bugün alem-i İslam'ın içerisinde bulunduğu siyasi şartlara, duruma baktığımız zaman hakikaten çok büyük bir ihtiyaç. Onun hem okunması, hem yaşanması, hem de yaşatılmasına çalışmamız önemli. Hamisen 10 maddeden ibaretti. Bu 5.'si. Enbiyanın ekseri şartta ve hükemanın alemi gartta gelmesi kaderi ezelinin bir remzidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Şarkı indibağa getirdiniz. Fıtratına muvafık bir ceryan veriniz. Yoksa sahiniz ya hebaen gider veya muvakkat sathi kalır. İşte demin Hamza abi diyor ki ben diyor oradayken diyor kendimi çok diyor nurlu hissediyordum. Başka hacıları da veya umreye gidenleri de o şekilde görüyordum. Fakat buraya gelince aradan bir müddet geçince o şeylik gidiyor. O letafet diyelim, o güzellikler neyse burada işte onu söylüyor. Muvakkat sathi kalır. Sathi kalmaması için ona cevap olarak Cemil Bey kardeşimizin vermiş olduğu bir cevap vardı. Ne diyor? Eğer biz Risale-i Nur'la yaşarsak, onun hakikatlerini günlük hayatımızda tatbik etmeye çalışırsak o zaman işte muvakkat olmaz, sathi olmaz, üzerimizde kalıcı etkiler olur. Elbette ki bir miktar Risale-i Nur okumamız lazım ama işte ben 50 sayfa okudum bana bir şey olmaz, 10 sayfa okudum, dolu dizgin ben her istediğim gibi yaşarım, istediğimi söylerim değil. Attığımız adımlarda manayı harfiyle yaşamak. Bunu okumuştuk Hamisen'i. Şimdi Sadisen. Hasmınız ve İslamiyet düşmanı olan Frankler dindeki lakaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki hasmınız kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslamiye ve selamet-i millet namın bu ihmali amele tebdil etmeniz gerekir. Görülmüyor mu ki İttihatçılar o kadar harika azm-ı sebat ve fedakarlıklarıyla hatta İslam'ın şu intibaına da bir sebep oldukları halde bir derece dinde lauballik tavrı gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezif gördüler. Hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmet verdiler. Hürmeti verdiler. Bu iddiatçılardan kastettiği meşhur İttihat Terakki'nin 3 büyük komutanı Enver Paşa, Cemal Paşa. Öbürü kimdi? Bilen var mı? Hakikaten üçü de çok büyük fedakarlık göstermiş. Her üçü de Hayat Paşa. Hayat Paşa. Her üçü de hayatlarıyla ödediler. Hayatlarıyla ödediler. Lakaytlıklarıyla beraber onu söylüyor. Üstad onları bizim örnek almamız lazım diyor. Şimdi buyurun bu Sadisen'le ilgili ne diyebiliriz? İlyas Hocam, Muhammed Hocam biraz akademik bilgi de gerektiren bir konu. Buyurun. Estağfurullah abi, Allah razı olsun. Abiler güzel katkı yaparlar da siz öyle söyleyince ben hayır demedim. Şimdi burada Üstad önce bir tespit yapıyor ve onun altını çiziyor. Nedir o? Hasmımız ve İslam düşmanı olan Frankler, yani Avrupalılar, yani Batılılar diyelim en genel anlamda. Fransızlar değil. Çünkü Osmanlı'da Frank tabiriyle Batılılar kastedilir diye not var. Dolayısıyla Batılılar, Avrupalılar, İslam düşmanı bunlar dindeki lakaytlığınızdan, ilgisizliğinizden, ihmalinizden pek fazla istifade ettiler ediyorlar. Tespitin birisi bu. İkinci tespit peki ne kadar bu hasmımız olan Frankler bizim ihmalimizden
istifade ediyorlar. Devamındaki cümle onu açıyor. Hatta diyebilirim ki hasmanız kadar İslam'a zarar veren, dindeki ihmalinizden istifade eden insanlardır. Adeta siz düşmanlarınız ne kadar size zarar veriyorsa sizin dindeki ihmaliniz de o kadar zarar veriyor diye çok uyarıcı bir tespitte daha bulunuyor. Sonra bu tespite bağlı bir hüküm cümlesi koyuyor. Nedir o? Maslahat-ı İslamiye, İslami maslahat ve selameti millet, milletin selameti namına bu ihmali amale, amellere, başta namaz olmak üzere ibadetlere tebdil etmeniz gerekir diyor. Çok tespit üzerinden, önemli bir tespit üzerinden İslam'ın maslahatı ve milletin selameti adına Üstad burada mebusanın ehli salat olmasını, İslami amellere ehemmiyet verilmesini temellendiren bir açıklama yapıyor ki harikulade olduğu aşikar. Ondan sonra bunu bir örnekle de temellendiriyor yahut delillendiriyor. Görülmüyor mu ki ittihatçılar o kadar harika azm-ı sebat ve fedakarlıklarıyla, hatta İslam'ın şu intibahına dair de bir sebep oldukları halde, galiba bununla kastedilen hani ikinci meşrutiyetin ilanında ittihatçıların diyelim genel anlamıyla çok öne ayak olduğu, çok ciddi faaliyetlerin olduğu anlaşılır. Üstad bunu intibah olarak ifade ediyor. Bu intibahın arkasında da ittihatçıların bulunduğunu söyleyerek teslim ediyor. Fakat bunlar bir derece dinde lavabalilik tavrı gösterdikleri için, malum başka bir de üstad %10 civarında, ondan sonra masonların bulunduğundan vesaire bahsediyor bu ittihat içerisinde. Oralara atıp var ama bir lavabalilik var, lavabalilik kesim var bu muhit içerisinde. Bu niye netice verdi? Dahildeki milletten nefret ve tezyifi netice verdi. Dolayısıyla siz de milletin nefretinden ve tezyifinden uzak kalmak istiyorsanız, ondan sonra İslam'ın bu hükümlerini başta namaz olmak üzere hayata geçirmeniz lazım diye Üstad bir temellendirme yapıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Arzu Evet, Hocam, yaparım. Bak. burada Hazreti Üstad her konuda olduğu gibi burada da toptancı değil. Yani mesela Halk Partisi'ne %5'i diyor, zalimdir diyor. Az önce İlyas Hocam bahsettiği gibi Üstad yani %10'daki içerisinde Amiyet-i Millet fedaileri var. Şöyle diyor, kıymetlerini takdirle beraber siyasi yollarındaki şiddete muhteresim diyor. Bunların içerisinde bir takım siyasiler var. Onların siyasi şeylerine itiraz ediyor. Yoksa eğitim konusunda, ekonomi konusunda çok ciddi atılımları, çalışmaları var. Özellikle Doğu bölgesinde mesela emin olunuz ki onların masonlar bir maksatları dine zarar değildir. Belki milletin selametini temin etmektir. Sürekli yönlendirici olmuş özellikle İttihat Terakki'ye. Çünkü içinde Enver Paşa gibi üstadın dostları var. Mesela Enver Paşa icazın basımı konusunda çok büyük destek veriyor. Kağıdını alıyor, basmanı üstleniyor. Şimdi şöyle diyor. Bakın onlardan bir takım edepsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur. Lakin %10'dur. %90'ı sizin gibi mutekit müslümlerdir. Burada üstadın şeyi ittihatçıların bozuk kısmını cinayetleri olarak ifade ediyor. Ve burada özellikle 30 Mart olayından itibaren idarede çeşitli derecelerde etkisi olan bu parti Birinci Dünya Savaşı sonunda çok ciddi saldırılara maruz kalmış. Üstadın bahsettiği iddiada şiddet bir muarızdın. Neden şimdi sükut ediyorsun? Diyor cevabı üstad. Düşmanların onları şiddetli hücumunda. Yani Batılıların, Avrupalıların yani Osmanlı olarak iddiatçılara saldırmasından düşmanın hedefi, hücumu onların hasenesi olan azim
ve sebattır ve İslamiyet düşmanına vasıtayı teslim olmaktan feragatıdır. Bence yol ikidir. Mizanın iki, nefes, iki kefesi gibi birinin hikmeti ötekinin sıklatını geçer. Ben tokatımı Antranik ile beraber Enver'e, Vanizelos ile beraber Said Halim'e vurmam nazarımda. Buran da sefihtir diyor. Ve üstad burada hüsnüzan edilmesini de söylüyor. Yani suizan hem size zarar verir hem onlara zarar verir diyor. Ve üstad çok sahip çıkmış, çok onlara destek olmuş ama tabi kaderi ilahi hükmünü icra etmiş. Onlara çok perişan bir şekilde katledilmişler, ölmüşler. Enver Paşa, ondan sonra Talat Paşa, Cemal Paşa. Şehit edilmiş, şehit. Bunlar şeyini almışlar. Yani yaptıkları o yanlışların cezasını. İşte şehit diyor mesela Enver Paşa'ya. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Başka Mustafa abi, evet, evet. Davet abi. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Buyurun. Evet. Bu sadisen paragrafını yukarıda kısa ama hamisen 5. paragrafla birlikte mütalaa etmek gerekiyor. Çünkü orada şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değil diyor. Aşağısında da bu din bağının dinde lauballik derecesinde zayıfladığını ve buna teveccüh etmek gerektiğini, çözümün, gelişmenin, yani asrında, çağında yer almanın ancak dini disiplinle ve terbiye ile o şuurla mümkün olacağını üstad teyit eden şey yapmış. Hatta bu noktaya üstad milliyetçilik bahsinde 26. mektupta daha çok detaylı bir şekilde ifade eder de orada özellikle son kısmında dördüncü meselenin ey Türk kardeş bilhassa sen dikkat et senin milliyetin İslamiyetle imtizac etmiş. Burada akıl ve kalple değil derken o gün akıl ve kalp din ve din ve kalp terk edilerek akıl ve felsefe onun yerine ikame edici bir yeni düzenleme dönemi girin düzenlemine giriliyor. O bakımdan akıl ve felsefenin yani bir felsefe düşmanlığı değil, akılcı ve inkarcı bir düşünce temeline dayalı yeni bir düzen kurma çalışmalarının çabalarının olduğunu gördüğü için din ve kalbe yönelmek gerektiğini dikkatleri çekmek ihtiyacını duymuş. Ve oradan zayıflamanın, oradan elini gevşetmenin ise o lauballiklerle maddi hayatta, sosyal hayatta, dini hayatta, ekonomik hayatta, siyasi hayatta çok bir davulmaya, gerilemeye meydan verdiğini de ifade ediyor. Onun için akıl ve kalpten ziyade din ve kalbi merkeze alan bir yenilenme çalışmalarının, çabalarının gösterilmesi gerektiğini söylüyor. O manada burada en önemli şey ne olmuş? Milliyetçilik meselesi gündeme getirilmiş. Yani İslam dünyasıyla bağların koparılması durumunda yerine ikame edilmesi düşünülen akım milliyetçilik olmuş. O da affedersiniz ırkçılık boyutlarında. Çok daha böyle hakikaten akıl ve mantığı zorlayıcı teorilerle millete takdim edilmiş. İşte orada üstad diyor ki ey Türk kardeş bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslamiyetle imtizac etmiş. Ondan kabili tefrik değil. Tefrik etsen, milliyetle İslamiyeti ayırsan, varacağın yer yurtçılıktır. İşte onu tefrik etsen, mahfsın. Bütün senin mazideki mefahirin İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir, bu övünçler, iftihar edilecek şeyler, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde, sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme. Yani yeni bir akım geliyor, oraya yönelelim tarzında köklerinden kopma. Bu noktada hakikaten ırkçılık önemli bir manevra yapılmış ve İslami değerler olabildiğince aşağılanırken
ırkçı düşünceler ön plana çıkarılmış. Bu noktada Batılı, İngiliz asıllı, Amerika'da yetişmiş, yaşamış, 102 yaşında, 2018'de vefat etmiş Bernard Lewis. Yani Yahudi asıllı bir ilim adamı olmasına rağmen bütün çalışmaları 102 yıllık hayatında Türkiye üzerine ve İslam üzerine olmuş. İslamcılık üzerine. Suret halktan falan görülerek yani adeta yol gösteriyor değişime. Fakat bir de ilmi namusu da elden bırakmamış. Bizimkiler kadar bırakmamış gene de. Şurada üstadın bu dikkat çektiği noktaya o bir eserinde, Modern Türkiye'nin Doğuşu adlı eserinde çok namuslu bir şekilde dikkat çekmiş. 19. yüzyıla kadar Türkler kendilerini her şeyden önce Müslüman olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlıklarında bir tereddüt yok. Devam ediyor. Türkler kendilerini içinde bizzat Türk milliyetinin gark olmuş olduğu İslamlıkla özdeş görmüşlerdi. Müslümanlık eşit Türklük. Öyle bir anlayışa gelmişlerdi, öyle hazmetmişler. Irkçılık boyutuyla değil de İslam içinde meczolmuş. Üstadın dediği gibi, senin milliyetin İslamiyetle meczolmuş. İşte bu yapıyı, bu dokuyu bozmak için önümüze getirilen ırkçılık mevzuu o günden bugüne başımızın belası olmaya devam ediyor. O noktada tamirat, dindeki lauvaliyi tamir etmek, tahkiki imana geçerek gene milliyetimizi İslamiyetle imtizac ettirmektir. Bu nereye, sonuç neye varır? Bütün diğer unsurlar, Kürdüyle, Çerkeziyle, Çeçeniyle, şusuyla, busuyla tekrar aynı zeminde birleşeceklerdir. İslamiyet hakim olduğu dönemlerde, kendine yeterli olduğu dönemlerde bu dokuyla ayakta kalmış. Bu dokunun bozulduğu yerde bugün bu sıkıntıları çekiyoruz ve münakaşa etmeye, tartışmaya, bunun ihtiyacını dile getirmeye gayret ediyoruz. O bakımdan bu dersi biz böyle milliyetimizin İslamiyetle imtizac ettiği görüşünü tekrar ikameci bir anlayışla Allah'ın izniyle buradan aldığımız dersle gayret etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz Mustafa abi. Ahmet Ay Bey kardeşimiz buyurun. Abi selamünaleyküm. Benim dikkatimi çeken şunlar. Bir kere Bediüzzaman Hazretleri'nin İttihat ve Terakki'ye bakışı aslında düz bir çizgi şeklinde değil. İlk başlarda çok umutlu ama daha sonraki dönemlerde İttihat ve Terakki'nin uygulamalarıyla özellikle ikinci meşrutiyetten sonra ona bakışı değişiyor. Belki burada kendi tecrübesinin de bir payı var. Yani kişisel dindarlığı yeterli olmayanların siyasetteki etkilerinin de olumlu bir sonuca varmadığına dair belki kendisinin de bir okuması var, ona burada yer vermiş. İkincisi şöyle bir şey var. Cumhuriyeti kuran kadro da aslında İttihat ve Terakki'nin kadrosu. Yani İlk kadro Enver Paşalar, Talat Paşalar, Cemal Paşalar ama kılıç artığı denilebilecek ikinci kadroda işte Mustafa Kemaller, İsmet Önüller falan. Belki onları da o damardan etkileyebileceğini düşündüğü için yani bakın sizden öncekiler, sizin selefleriniz böyle bir duruma geldi. Siz eğer aynı yolu izlerseniz bu iş kötüye varır gibisinden belki bir uyarı da var. Üçüncü olarak da işte Üstad Hazretleri'nin o kişisel tecrübesi yani bireysel dindarlığı yeterli olmayan ideoloji üzerinden yaptıkları nihayetinde güzel bir noktaya varmıyor gibi. Yani bireysel dindarlık insanı çizgide tutan bir şey. Belki ona da abi burada bir vurgu yapılıyor. Evet, güzel, teşekkür ederiz. Abdurrahman kardeşim buyurun. Selamun aleyküm, hayırlı dersler abi. Aleyküm selam. Farız abi şu an bazı böyle bazı kesimlerden işte hani de gerçi Mustafa abi güzel şey yaptı. Abiler çoğu da dokundular bu konuda. Ben sadece Üstad Hazretlerini bile bir sözü hatırlatmak istiyorum. Ona işte diyorlar ki ya siz de diyor İttihat-ı Terakkicilere katıldınız. Hani bugünkü milliyetçiler gibisine. Üstad Hazretleri'ne diyorlar ki siz niye siz de katıldınız ve de onlardan ayrıldınız. Hayır diyor, ben ayrılmadım. Onlar anlaşmayı bozdular. Üstad diyor ümmet, millet, bayrak, vatan birliğini üstad benim yani mesela İslam ordusuna benim ordum diyor üstad. O kadar vatanına bağlı ki vücudunu, canını bile siper etmiş, talebelerini siper etmiş. Böyle bu
Bundan daha vatanseverlik nerede bu ülkün, nerede kim bulabilir? Bedir aslanların dışında. Efendim, Üstad Hazretleri'ne diyorlar, siz de katıldınız, bunlara ayrıldınız. Hayır diyor. Onlar benden ayrıldılar. Onlar bizden ayrıldılar. Yalnız şu, o ayrılıklara rağmen Faris abi, ben bunu sizden, aslında sizden sizden duymuştum. Yeni Bosna'daki derslerden. Allah sizden razı olsun, cemaatimize de. Hatta o ayrılıklara rağmen demin de Paksa hocamız onu dile getirdi. Dedi ki Enver Paşa Risale-i Nur'da kağıt kısmını temin etmiş. Evet, temin etmiş ama Talat Paşa da Üstad Hazretleri Varşova'dayken orada işte bir ruhsa mütehaç olmaması için burada da tayinatını, harçlığını ahireten devlet bütçesinden gönderiyor. Yine ruhu şad olsun inşallah. Evet, şimdi bayağı müzakereler oldu. Bakalım Üstad ne diyor. Bazen Üstad'ın söylediklerinin dışına ters değil de tersini demeyelim de dışına çıkabiliyoruz. Sadece hasmınız ve İslamiyet düşmanı olan Frenkler dindeki lakaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler. Ve ediyorlar. Hala da ediyorlar. Hatta diyebilirim ki hasmınız kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Yani çevremizdeki bizim ihmalkarlığımızdan istifade eden kimselerdir. Maslahat-ı İslamiye ve selamet-i millet namını, bu bir çağrıdır, bu bir davettir. Bu ihmali amara tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki ittihatçılar o kadar harika az mı sebat ve fedakarlıklarıyla, hatta İslam'ın şu intibaına da bir sebep oldukları halde bir derece dinde lauballik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret, yani diyelim ki Osmanlı'nın içindeki, daha sonra Cumhuriyet dönemindeki milletten nefret ve tezif gördüler. Hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için, onların sadece dışa bakan yönlerini gördükleri için hürmeti verdiler. Ehemmiyetli bir konu. Bu Hindistan Müslümanların, Pakistan, tabii Pakistan yok. Hindistan'daki Müslümanlar, şimdiki Pakistan'ın, Bangladeş'in Kurtuluş Savaşı'nda çok ciddi miktarda yardım gönderiyor. Ve bu yardımı mevcut iktidar istismar ediyor. Yakın bankaların açılmasına harcıyor. Yani İslam dünyası Türkiye'nin yeni bir devlet, yeni bir cumhuriyet olarak geldiğini görüyor ama onlar Osmanlı'yı devam ediyor sanıyorlar. Yani burada inkılaplarda neler olduğunu bilmiyor. Gerek İttihat Terakki'de gerekse Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda İslam dünyası, özellikle uzak doğudaki veya işte Asya Pasifik ülkelerindeki Müslümanlar herhangi bir şey görmüyorlar. Yani bizim içimizdeki görmüyorlar. Ve onlar hilafet, halifelik adına yine bağlılıklarını devam ettiriyorlar. Burada üstadım, hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verilir. Hem hürmeti, hem duası, hem maddi manevi destekleri. Yani elhamdülillah İslam dünyasının Türkiye ile olan ilgisi, yakınlığı devam ediyor. Şu gün bile, bakın şu gün bile Gazze konusunda Türkiye'den başka birebir meseleye sahip çıkan bir başka ülke. Yani bu Osmanlı'nın devamı. Şunu anlatmak istiyorum. Evet, evet hocam. İttihat Terakki'ye sahip çıktığı gibi, bakınız Halk Partisi zamanında Hazreti Üstad'ın Hilmi Uran'a mektubu var. Çok ciddi bir şeydir. Yani Hilmi Uran da işte İnönü'nden sonra gelen bir adam. Yani Üstad %5'e veriyor ve onları da bütünüyle kendi hallerine bırakmıyor ve sahip çıkıyor Hazreti Üstad. O sahip çıkması Menderes'te zaten zirveye çıkıyor. Üstad'ın bu siyasi anlamda destek vermesi, yani hürriyetçilere, günümüzde elhamdülillah onun meyvesini topluyoruz. Peki hocam, teşekkür ederiz. İlyas hocam buyurun. Çok kısa Halis abi, şöyle bir noktaya intikal ettim de doğru mu abilere de sormuş olayım diye. Biraz hususi olarak düşündüğümüzde bu metnin bize bakan hangi mesajı var işare olarak diye. Biz de Risale-i Nur talebesi olarak Risale-i Nur konusunda ihmalkar,
laubali bir tavra girersek Risale-i Nur'a, Risale-i Nur hizmetine bir biçimde zarar vermiş olma ihtimalimiz kuvvetli. Neden? İnsanlar buna bakarlar, bakıyorlar. Dolayısıyla yani hususi olarak söylüyorum, paragrafın ana mesajı o değil. Demek ki biz de her türlü laubaliliğe, ihmalkarlığa, gevşekliğe mukabele etmeliyiz. Ve nurların gerektirdiği salabetliği, tesanüdü, ihlası çalışmalıyız, kuşanmalıyız diye bir noktaya intikal ettim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, zaten birinci alacağımız ders kendimize, başkası ne yaparsa yapsın. Hani anlatırlar, Einstein Amerika'ya gitmiş, zaman zaman anlatıyorum. Çok ibretli bir hadise olduğu için tramvayda konduktör bilet sormuş. Ara adam yarım saat aramış bulamayınca konduktör demiş ya amca demiş. Anladım senin biletin var boş ver demiş. Senin için aramıyorum. Ben nereye gideceğimi unuttum. Bilete bakıp ona göre gidecektim. Onun için arıyorum. Şimdi hakikaten biz kendimizi önce düşünmemiz lazım. Tırnak içinde nefsi azizimizi muhatap etmemiz lazım. Yani nefsimiz hakikaten laubalılığı terk edip İslam'ın ciddiyetini, sebatını, vakarını hayatımızda yaşayabiliyor muyuz? Önemli olan, bizim açımızdan önemli olan o. Çoğu zaman maalesef laubalilikle devam ediyor. Evet, Sabiha Hanım. Alemi küfür bütün vesaitiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle alemi İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde alemi İslam'a dinen galebe edemedi. Ve dahili bütün firakı dalle-i İslamiye'de, İslamiye'de birer kemmiye-i kalile-i muzırra suretinde mahkum kaldı. Ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda laubaliyane Avrupa medeniyeti habise kısmından üzülen bir ceryan-ı bidakerane sinesinde yer tutamaz. Bir asır evvel söylenen sözler. Yaklaşık değil mi? Bir asır olmuş. Bu diyor, bu milletin sinesinde, bu dinin sinesinde, bu kültürün sinesinde yer tutamaz. Demek alem-i İslam içinde mühim ve inkılap bari bir iş görmek İslamiyet'in desatirini, düsturlarını inkıyatla olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış, olmuşsa da çabuk sönüp, çabuk ölüp sönmüş, gitmiş, kaybolmuş. Evet, burası da çok önemli. Yani uyarıyor. Sağdan soldan dilencilik yapmayın diyor. Sizin özünüzde bunlar var zaten. Bu hakikatleri ortaya çıkarın. Bu hakikatleri yeşertin, yaşatın tarzında anlayabiliyor muyuz acaba? Buyursunlar abi, efendim. Abi Hazreti Üstad hep ümit var. Yani hep geleceğe Üstad yatırım yapmış. Siyasilerle anlaşamadığı için 1923'te ayrılıyor. Sonra işte Barlı'ya geliyor ve kendi dünyasına çekiliyor. Risale-i Nur'la da tehdit ediyor. Üstadım buradaki şeyi çok önemli. Ne diyor? Alemi İslam'a dinen galebe edemedi elhamdülillah. Bu önemli ve dahili bütün fırak-ı dalle-i İslami'de birer kemiye-i kalile-i muzırra suretinde mahkum ol kaldı. Yani İngilizler, Fransızlar, o kadar İslam dünyasını özellikle Hindistan'da pek çok fırak-ı dalleyi körükledikleri halde, halen işte Şia'yı ve diğer şeyleri körükledikleri halde, yani Üstad bu ehl-i sünnet ve cemaat anlamındaki dünyadaki bu Müslümanlar, şöyle bir 2 milyar Müslüman içerisinde bir 100 milyon çıkarırsak, bunlar diyor kaldı, muhafaza oldu. Burada Üstad'ın bir bakışı var. Bir müsbet bakışı var. Bir de Üstad yatırım yapıyor. Üstad yatırım yapmış ama sonucu Allah'tan bekliyor. Üstad bir 30 sene yatırım yapmış Risale-i Nur hizmetiyle ama onun siyasi anlamı devlet düzeyindeki
sonucu 1950'den sonra çıkmış ve şimdi çıkmış. Yani biz vazifemizi yapıp vazife-i ilahiye karışmadığımız zaman Cenab-ı Hak zaten yapılan hiçbir hizmeti şey yapmıyor ki, boşa çıkarmıyor. Evet. Peki hocam, teşekkür ederiz. İlyas hocam, ilave edeceğiniz bir husus var mı? Hocam estağfurullah, Allah razı olsun. Mehmet abi güzel açıkladı. Sadece şu hatırıma geldi benim burada. Şu demek diye başlayan cümle var ya Paris abi, orası sanki bu paragrafın özeti ve sonuç cümlesi gibi gözüküyor. Alem İslam içinde mühim ve inkılap vari iş görmek neyle olur? İslamiyet'in desatirine, prensiplerine, esaslarına inkıyat ile olabilir. Bağlı kalmakla olabilir. Başka olamaz ama olmamış. Olmuş ise de çok sunup gitmiş. Ana fikir bu. Yani siz böyle bir toplumda yaşıyorsunuz. Böyle bir toplumun temsilcilerisiniz. Dolayısıyla iş yapmak istiyorsanız İslamiyet'in düsturlarına, prensiplerine, ibadetlerine, ahlaki umdelerine bağlı kalmanız lazım. Başka türlü muvaffak olamazsınız diyor. Bunu derken de bir temellendirme yapıyor Paksu abinin dediği gibi. Alemi küfür bütün vasıtalarıyla gelmiş Müslümanların üzerine. Neyle? Bir, medeniyetiyle, iki, felsefesiyle, üç, fenleriyle, dört, misyonerleriyle. Fakat dinen galip edebildiler mi? Maddi bakımdan bir derecede galip ettiler. Maddi bakımdan. Fakat dinen galip edemediler. Ondan sonraki cümlede ilginç, Fırak-ı Dalle'den bahsediyor ya, onlar da küçük bir azınlık olarak kaldılar. Neden böyle? Çünkü burayı uzatmayacağım da biraz ilgilendiğim konu olduğu için bir parça hemen değineceğim. Bu Fırak-ı Dalle diye anılan İslam dünyasındaki Nusayriler, Dürziler, Aleyyullahiler, belki Cemil Hoca bilir Irak'tan Şebekler, Türkiye'de adlarını anlayayım bir takım gruplar İslam'la irtibatlı olan kimlik olarak, fakat gerçek anlamda İslam'ın itikadi esaslarına sahip olmakta sorumlu olan gruplar Batılılar tarafından çok özel bir stratejiye konu oldular. Onlara misyonerler gönderildi, çalışmalar yaptırıldı, eserleri neşredildi, uzatmayacağım buraları. Buna rağmen o grupların, o fırkaların, Fırak-ı Dalle'nin güçlenmesi için çok çaba sarf edilmesine rağmen hayır, onlar azınlık olarak kaldı. Dolayısıyla buna rağmen azınlık olarak kaldığına ve bütün vasıtalarıyla alemi küfür Müslümanın üzerine geldiği halde madem ki dinen galebe edemediler, öyleyse ey mebuslar, ey namaz konusunda tekasür gösteren mebuslar, siz bunun farkında olun. Dolayısıyla eğer İslam alemi içinde inkılap bari iş görmek, mebusunuzun hakkını vermek istiyorsanız, bunu da dikkate alarak sizin İslam'ın desatiriyle ilginize, alakanızı, mensubiyetinize, tatbikatınızı güçlendirmeniz lazım diyordu, anlaşılıyor. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederiz. Recai Başaran kardeşim, buyurun. Evet abi, şimdi ben buradaki bu sözü kendime şöyle öğrendim. Bunu kendime ders mahiyetinde söylüyorum. Burada üstadım bize söylediği şey, ahlaklı kalkınmanın birinci maddesini söylüyor. Mesleğimden öğrendim bunu. Çünkü biz devlette çalışırken teşvik veriyoruz, hibe veriyoruz, vergi indirimi veriyoruz, bir sürü kolaylık sağlıyoruz. Ekonomik olarak gelişme oluyor ama yolsuzluklar, kanunsuzluklar, çevre kirlilikleri kesemiyoruz önünü. Bu da başka meseleleri önüne getiriyor. Üstadım burada yıllarca neden bunu öncelikli olarak söylüyor diye hep düşünmüştüm. Bize söylemesinin en önemli sebebi ahlaklı, dürüst, adaletli kalkınmanın ilk maddesi olarak bize bunu öğretiyor diye kendime ders aldım. Geçen hafta Çanakkale'ye Somali'den bir üniversitenin rektörü geldi abi. Mogadişu'dan. Çok mübarek dindar birisi. Cuma namazına gittik. Dedi ki uluslararası Mogadişu sularından, Somali sularından Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi balık çalıyor dedi. Peki bunu niye söylemiyorsunuz uluslararası kuruluşlara, basına, resmi açıklamalarınıza? Toplumun buna itiraz edecek, devletin buna itiraz edecek gücü yok dedi. Böyle bir alışkanlık yok dedi. Yani bunlar İslam dünyasını o noktada o kadar çok sömürmüşler, yemişler,
ezmişler. İşte onun için 2 hafta önce meclisten karar çıktı biliyorsunuz. Türkiye Somali'ye asker gönderdi. Bunlar hep acı şeyler ama üstadım bize burada öğrettiği ahlaklı, hırsızlık yapmadan, başkasının malını çalmadan, ahlak içinde kalarak kalkınmanın yolunu öğretiyor. Ben böyle bir ders aldım onu. Teşekkürler. Hepimiz de o derse aynı şekilde iştirak ediyoruz. Cemil Hocam, sizin ilave edeceğiniz bir husus var mı? Abi ben şunu ilave edeyim. Bu 7-6'da yani Üstad Hazretleri çok dikkatli sözler söylüyor. Dikkatli sözler hasım diyor. Bir de düşman diyor. Bir ümmet olarak İslam düşmanı hasmı diyor. Bir de sizin düşmanınız diyor. Bu çok dikkat çeken bir sözdür. Yani bir Türklerin bilhassa düşmanları, bir de İslamiyet'in düşmanları. Birine hasım diyor, birine düşman diyor. Çünkü Frank manası da iki manaya gelmektedir. Bir Avrupalılar, bilhassa da Fransızlar. Üstad Hazretleri bunları kategoriye ayırdığı zaman bilhassa İngilizlerle Fransızları başka kategoriye koyuyor. İslam düşmanlığında. Yani bu tarihane öyledir. Yani buna dikkat etmek lazım. Bir de mesela Enver Paşa için kendi el yazısıyla ben sözlerde çalışırken kendi el yazısıyla Üstad Hazretleri şehit diyor. Kendi el yazısıyla. Not düşmüş. Bir de burada Üstad Hazretleri yumuşatıyor. İhmal diyor. Bakın Tabiat-ı Risalesi'nde öyle demiyor. Diyor gövdeye kurt girmişti diyor. Gördüm diyor. İşte o telaffuzlardan tabiat yaptı. Kendi kendine oldu. O şeyleri Üstad Hazretleri orada seziyor. Görüyor. Hastalığın büyük olduğunu ama burada muhatabı milletvekilleri olduğu için üslubunda bir yumuşatma var. Ne diyor? Diyor işte ihmal. İhmalin daha ötesi var yani. Üstad Hazretleri onları söylemiyor saygısından şeyinden. Burada da geldiği zaman şimdi burada alemi küfür diyor. Neden burada Üstad Hazretleri diyor dine galebe edemediler? Dine galebe edememek ne demek? Yani dinin hakaikine galebe edemediler. Dini İslamiyet'in medeniyetine galebe edemediler. Bakın İslam aleminde çok hareketler meydana geldi. Bu hareketler hep Avrupa'yı şey etti yani tepki gösterdi. Bunlar kafirdir, zalimdir, şöyledir, böyledir. Hep tepkiyle. Ben ad vermek istemiyorum. Ama Üstad Hazretleri öyle yapmadı. İslamiyet'in medeniyetini, Kur'an'ın medeniyetini ortaya koydu. Bizim medeniyetimizin umdeleri bunlardır. Haktır, fazilettir, ırkçılık değil, kuvvet değil diye yani İslamiyet'in medeniyetini ortaya koydu. Risale-i Nur benim şahsi kanaatimce İslamiyet'in bu asra bakan medeniyetinin yüzüdür. O yüz önemli. Bu yüzü Üstad Hazretleri o şeye öne sürdüğü gibi biz de sürmemiz lazım. Bu yoksa reddedip tepki gösterip Avrupa şöyle böyle demek değil. Bu manada Üstad Hazretleri bakıyor ve yani hatta yani İttihatçılara da çatarken Aksu Hocam güzel değerlendirdi. Yani toptancılık yapmıyor. Onların da hasenetini söylemekle beraber çünkü karşılarında da olanların da Üstad Hazretleri hasenetini unutmamış. Mazlum sultan demiş. Onun da hatalarını bildirmiş. Yani bazıları anlamadığı için yani Üstad Hazretlerini sanıyorlar Sultan Abdülhamid'e karşı. Hayır, karşı değil. Ama karşı iki, mesele iki. Yani ayıpları bildirmekte hem şöyle hem böyle. Üstad Hazretlerinin kılıcı iki taraflı keser. Hem kalkarken hem inerken manasında hakaiki Kur'aniye'yi bildirmektedir Üstad Hazretleri. İslamiye'yi bildirmektedir. Yoksa mesela Fırak-ı Dalle dedi. Fırak-ı Dalle'de şu anda yani vaktiyle neydi o Mısırlı Şeyh Paşa Vahabilerle yani şeyi Mehmet Ali Paşa Mehmet Ali Paşa, Kavalalı. evet yani 10 bine yakın 10 bine yakın Osmanlı askeri ölmüş orada 20 bine yakın yani bunlar hepsi dışarıdan şeylerle ama ona rağmen Üstad Hazretleri diyor yani zarar veremediler az şeyde kaldı şimdi de aynı öyle bu zamanda da aynı o Fırak-ı Dalle'yi harekete geçirip İslamiyet'i vurmaya çalışıyorlar. Ehl-i Sünnet'i vurmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu Eş'arileri vurmaya çalışıyorlar. Çünkü İslam aleminin çoğunluğu Eş'arilerdir. Eş'arilerle Ehl-i Sünnet ayakta duruyor. Bu manalarda Üstad Hazretleri konuşuyor. Fazla uzatmayayım, sağ olun.
Teşekkür ederiz. Aras Hocam, burada üstadın vermiş olduğu mesaj zaten birinci meclisteki olan milletvekillerinin çoğu zaten İttihat Terakki zamanından gelme. Yani onlar hepsini biliyorlar. Onlara hatırlatıyor. Onlara hatırlatırken yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle misalinde olduğu gibi üstad onlara bu yapılan inkılaplarda bir takım yanlışları üstad hissediyor. Ama diyor ki üstad onlara, ümidinizi kesmeyin. Bu inkılabın ileri gelecek direkleri sağlam olması lazım derken, yani Batılılar o kadar uğraştıkları halde, 100 yıl uğraştıkları halde İslamiyet'e temelde bir zarar verememişler. Ne diyor? İşte Avrupa medeniyeti habise kısmından süzülen bir cereyanı, bir açarane sinesine yer tutamaz. Ya bugün de işte bir takım insanların ya ateizm, deizm, şu izim, bu izim işte çoğaldı, arttı. Yok, bir şey oldu, yok ya. Ne oldu? Kim onlara evet. itibar etti? Tamam hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Müsaadem. Buyurun. İşte bu hutabeyi yazmak sebebini, ihtiyacını duyduğunu, nereden duyduğunu izah ederken geçen hafta da belirtilerde temas etmiştik. Yunan galibiyetinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için destesane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkanına gelişecek. Böyle bir atmosferin oluşmaya başladığını gördüğü yerde üstad bu hitabede değişimleri yapın, çağın gereklerini yapın, şunu yapın, bunu yapın ama Batı'nın medeniyetiyle, felsefesiyle mesafe almış olmasına rağmen, din noktasından mesafe alamamış olmasına, İslam dünyasında bir ihtişaşa, bir düşünce anarşisine, inançsızlığa doğru bir menfez açamayışını, bu engeli açmak konusunda da bir gayret içinde olduğunu görüyor ve söylüyor. İşte bu konjonktürün o atmosfer, o dini atmosferi bertaraf etmek için kullanılabileceğini dikkat çekerek bu Sabiyan paragrafında dikkat çekmiş. Felsefesiyle, fünununla, misyonerleriyle netice almışlar sanayide, siyasette, efendim söyleyeyim idarede. Ama dini şuuru etkisiz hale getirmede bir mesafe alamamışlar. O dönemde başlayan bu dinin erkanına ilişme belirtileri daha sonraki yıllarda nedir? Dinde reforma varan taleplere kadar uzanmış. Onun için o gün başlayan mücadele hala bugün devam ediyor. Şu hitabedeki dikkati çekitmen hususlar hala bugün bizim meydan vermememiz gereken gündemler olarak önümüzde duruyor. Hala biz bunları tartışmıyor muyuz? Reformdu, şuydu, buydu, değişim olsun ama nasıl olsun, din bizim engelimizdir diyenler hala var içimizde ve bunları çok ciddi şeyler söylüyorlarmış gibi söylüyorlar. Ama o günün şartlarında bu dini atmosferi bertaraf etme şeyinin dışarıdan gelen rüzgarların etkisiyle o gün hayata geçirilmek istendiğini, buna karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek bunun başında demek alemi İslam içinde mühim ve inkılapvari iş görmek İslamiyet'in desatirini inkıyat ile olabilir. Başka yerlerde gelecek aramayın. Bu esaslara uyarak bir gelecek arayın. Başka olamaz, hem olmamış, olmuşsa da çabuk ölüp sönmüş. Bu dikkat çekmeyi biz hala bugün gündemimizde olan dini düşünceyi tahrip meselesindeki akımlara karşı savunabileceğimiz ciddi bir argümanlar mecmuası olarak görmeliyiz. Ve zaten Risale-i Nur hizmeti de bu direnç cephesini teşkil ediyor, temsil ediyor. Temelini oluşturuyor. Evet. Evet Sabihan, alemi küfür bütün vesayetiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle alemi İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde alemi İslam'a dinen galebe edemedi. Ve dahili bütün firak-ı dalle-i İslamiye'de birer kemiye-i kalile-i muzırra suretinde mahkum kaldı. Yani İslami cemaatlerde, İslami ekoller içerisinde bir varlık gösteremedi. Onları tam şey altına alamadı, tahakküm altına.
ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda laubaliyane Avrupa medeniyeti habise kısmından süzülen bir cereyan-ı bidakerane sinesinde yer tutamaz. Çok yüklü cümleler, ağır cümleler hakikaten. Çok ağır manalarla yüklü cümleler. Demek muhataplarının ne demek istediğine dair net mesaj alabilecekleri cümleler. Evet. Onların adeta niyetini okurcasına, tasavvurlarını evet. adeta görürcesine onları ikaz ediyor. Planlarını görürcesine, evet. Evet. Demek alemi İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek, İslamiyet'in desatirini, düsturlarını inkiyatla olabilir. İslam'a uyarsan, İslami milletler içerisinde yer tutabilirsin, bir kök salabilirsin, aksi halde yapamazsın diyor. Demek alem İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek, İslamiyet'in desatirini inkiyatla olabilir. Sahip çıkarak başka olamaz. Hem olmamış, olmuşsa da çabuk ölü sönmüş. Ne yazık ki bu tercihin dini hayatı tasfiye etmek noktasında yapıldığını Lozan Anlaşması'yla rahmetli Necip Fazıl din öldürülecektir hükmünün kararının verildiğini ifade ederek bu sürecin başlatıldığını da tarihen sabit olarak görüyoruz ve sonuçlarını da görüyoruz. Evet. Saminen zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda bunu hem o medeniyetten ümit bekleyenlere hem de o medeniyetten korkanlara hitap ediyor Üstad buradan. Çok enteresan. Zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda lakaydane ve ihmalkerane müsbet bir iş görülmez. Menfice tahripkarane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Yani İslam'ın içerisinde bir takım şeyleri yıkarak, tahrip ederek, bir takım değerleri bertaraf ederek bir yere varılamaz diyor. Bunu geçmişte bunu yapanlar oldu ama hiçbir tanesi diyor köklü tutamadı, salamadı diyor. Sizin bu anlayışınız da salamayacaktır diyor. Menfice diyor tahripkarına iş ise bu kadar rahmelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Ben bazen alıp gidiyorum, izah etmeye çalışıyorum, yanlış yapıyorum. Buyursunlar efendim. Çivir şey, o çivir şey. Yok mu bir ilaveniz, katkınız, sorunuz, yorumunuz? Yok herhalde. Ya, demek abi, iyi anladım. Hazreti Üstad, Avrupa'nın yani tanzimattan bu yana şimdi Muhammed Hocam olsa bu işleri hem ders olarak okutuyor hem de işin içinde ben onu arz etmek istiyorum. Yani tanzimattan itibaren işte ilk defa Sarı'yı çıkaran işte ikinci Mahmut pek çok şeyler yapmış. Yani bu kadar Batı'nın içimize girmesine rağmen, bu kadar tahribata rağmen Üstad'ın burada bahsettiği mesele çok harika. Ne diyor? Medeniyet Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda la kaydana ve ihmalkâra müsbet iş görülmez. Yani oradaki milletvekillerine Kur'an'a sarılın, dine sarılın, İslam'a sarılın. Bunları yapmak üzere bir takım İslam'a aykırı inkılaplara ve davranışlara engel olun diye Üstad akıl veriyor onlara. Çünkü gidişatı Üstad basiretiyle, ferasetiyle fark ediyor, görüyor. Ama tabii kader ilahi hükmünü icra ediyor. Evet. Başka? İlyas Hocam ilave edeceğiniz bir husus var mı? Estağfurullah. Allah razı olsun. Halis abi. Şimdi Üstad burada işin hususu gündeme getiriyor diye anlaşılıyor. Birisi Avrupa Medeniyeti Sefihanesi'nin yırtılma yüz tuttuğu vakası. Neden yırtılma yüz tutuyor? Avrupa Medeniyeti değil, Medeniyeti Sefihesi. Sefih Medeniyeti niye yırtılma yüz tuttu? Fıtri değil. İnsan gelişine uygun değil. Cenab-ı Hakk'ın fiziki aleme koyduğu şeriat fıtriyeye uygun değil. O sef medeniyetteki genel anlamda söylemedi. Hani Üstad Avrupa medeniyetini, mehasinini, mesabisinden, siyahatından ayırıyor ya. Burada Avrupa'nın sefih medeniyetine dikkat çekiyor.
bu yırtılma yüz tuttu, yırtılır. Neden? Dinle arasına mesafe koydu. Gerçi bu Hristiyanlıktan ama olsun. Onun yerine hümanizmi koymaya çalıştı. Ahlaki zaafları ortaya çıktı. Aile hayatı ciddi anlamda halaldar oldu vesaire. Dolayısıyla insan gerçekliğiyle, insan fıtratıyla ve Cenab-ı Hakk'ın fiziki alama koyduğu fıtri şeriatla uyuşmayan, örtüşmeyen bu sefih medeniyet yırtılmaya yüz tutacak. İşte bunu aile üzerinden biliyoruz Avrupa'nın geldiği nokta itibarıyla. Peki bu bir taraftan olurken, böyle bir yüz, böyle olma yüz tutma söz konusuyken, diğer taraftan da Kur'an, medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda, Kur'an medeniyeti de zuhur edecek, şaşasıyla ortaya çıkacak, vaktiye çıktığı, ortaya çıkan altın çağ, İslam'ın altın çağı yaptığı gibi. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Ya da niye gerçekleşecek? Çünkü Kur'an medeniyeti, yani üstad bu medeniyetleri mukayese ederken çok güzel temellendirme yapıyor ya, zemin açısından, hani ona kuvve-i nokta-i istinad diyor, hedef açısından, temel hayat prensip açısından, bu unsurların rabıtası, cemaatlerin rabıtası açısından da semereler sonuç açısından mukayese yapıyor malum. Şimdi buradan baktığımız zaman Kur'an medeniyetini üstad nasıl tanımlıyor? Bu beşli temel esas aldığımız zaman dayanağının hak olduğunu söylüyor. Menfaatinin, düzeltiyorum, hedefinin fazilet ve Allah'ın rızası olduğunu söylüyor Kur'an. Kur'an medeniyetinde bu var. Hayat düsturu cidal değil, tartışma değil, mücadele değil. Ya taavündür, birbirine yardım etmek. Kur'an medeniyetinin özünde bu var. Ne kadar insan fıtratına, insan toplumlarına uygun bir tablo. Cemaatler arasında irtibatı sağlamada menfi milliyetçilik değil. Bunu Mustafa Bey çok güzel açıkladı Allah razı olsun ilk bölümde. Ya Kur'an medeniyeti niye esas alıyor? Din kardeşliğini, kuvvet esas alıyor. İncizak var. Halık bir. Halik çeşitlilik içerisinde yaratmış farklı unsurlar, farklı etnik gruplar ama o halik aynı zamanda din kardeşliğini tavsiye etmek, emretmek suretiyle, o farklılığı zenginlik olarak göstermek suretiyle, muharefe vesilesi olarak göstermek suretiyle bir tablo çiziyor. Medeniyetin semeresi, neticesi olarak yine Kur'an, Kur'an medeniyetinde insanın insan olması keyfiyeti, insanın kemalata sahip olması keyfiyeti uygulanıyor. Böyle bir medeniyet, normal şartlarda böyle bir Kur'an medeniyeti inkişaf etmez mi, zuhur etmez mi? Nitekim etti tarihte, yine eder. Şimdi böyle bir dönemde diyor üstad, mebuslara ne yapmak lazım? Vakaytane ve ihmalkarane dinin hükümleri konusunda, başta namaz olmak üzere vakaytkarane ve ihmalkarane bir tavır takınılırsa müsbet iş görülmez. Peki menfice tahripkaran iş ise zaten pek çok lahnelere maruz kaldı İslam. Şurada söylüyor 1000 yıldır diye. İslam buna muhtaç değildir. Uzattım belki ama çok hoş bir, çok önemli bir çerçeveyi üstad önümüze koyuyor. Evet, teşekkürler hocam. Şimdi burada bir konu aklıma geldi benim. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman dünyada muazzam bir şekilde ihtida hareketi var. Zındıka komitesi bundan çok rahatsız oldu. Ve o rahatsızlığını işte bu şekilde tahripkar bir takım fiziki çatışmalara götürerek kendi zındıka fikrini konsolide etmeye çalıştı. Ama bunun ömrü uzun olmayacaktır. Kur'an medeniyeti, demin saymış olduğunuz o beş esas var ya, bunlar içerisinde bilhassa ailenin ayakta tutulması, ailenin fonksiyonunu devam ettirmesi artık batıda bir ihtiyaç haline geldi, dile getiriyorlar. Ben bazı böyle konuştuğum kimseler var, onlardan birisiyle görüşmemizde İsveç'ten gelmişlerdi, Türkiye'de bir takım yatırım yapmak için büyük iş adamları, sordum. Onlar bizi sorgularken ben onları sorgulamaya çalıştım. Dedim ki evli misin, bekar mısın? Dedi ki bekarım. Adam 45-50 yaşlarında. Peki ne için çalışıyorsun sen? Neye yatırım yapıyorsun? Bizi sorarsan biz dedim çoluğumuza, çocuğumuza, milletimize, ailemize, çevremize
Ondan sonra hayır sanatımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Siz kim için çalışıyorsunuz? İnanın adam iç çekti. Sonra adam baktım ki çok fazla üzerine gidersen biraz rencide olacak. Şimdi bunların sayıları sordum. Toplumunuzda evlilik hayatı nasıl? Dedi ki maalesef %60-70 oranında boşanmalar var. Çocuklar peki kim çocuklarınıza bakıyor? Çocuk, onun için kimse çocuk sahibi olmak istemiyor. Olup da ne yapacak? Ona nasıl bakacak ayrıldığı zaman? Onları düşünüyorlar. Yani baktığınız zaman bunlar aslında basit gibi görünen fakat çok temelden konular, damardan konular. O İslamiyet'in, İslam medeniyetinin diğerlerinden üstün geldiği önemli noktalar. Yani. İnşallah bu Şubat direği de bir atlatırsak Allah'ın izniyle İslamiyet bütün dünyada temel edecektir, olacaktır. Doktor buyurun, Şaban Bey buyurun. Efendim, şimdi bu Saminen kısmında Üstad buradaki tespitlerini o şekilde öyle bir zamanda söylüyor ki o zamandaki temel kabuller İslam aleminin ve Avrupa medeniyetinin bulunduğu tabloya şöyle bir bakarsak İslam alemi parça parça olmuş. Medeniyet açısından, maddi terakki açısından çok çok gerilerde kalmış. Avrupa'nın ve Batı medeniyetinin İslam'a tahakküm ettiği, ya artık bu İslamiyet'ten Müslümanlarda hayır kalmadı, yapacak bir şey kalmadı, biz mahvolduk, perişan olduk diye bir yesin, umumi bir yesin hakim olduğu bir dönemde ve Avrupa'nın da bütün kuvvetleriyle üzerimize çullandığı bir zamanda ve yeni kurulan bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de çok yepyeni bir kısım inkılaplar yapmak üzere olduğu tam başlangıç döneminde bir şey söylüyor. Yani bunların da noktayı nazarlarının artık İslamiyet'ten ve İslam aleminden ümidimiz yok. Biz ancak terakki etmiş, gelişmiş ve düzene girmiş olan Batı medeniyetini ve onun her türlü felsefi akımlarını da kabullenmek suretiyle kendimizi kurtarabiliriz diye bir fikri fasidin içimize girmiş olduğu bir ortamda adeta bir elektroşok veriyoruz Üstad Hazretleri. Hayır, istikbal sizin zannettiğiniz gibi olmayacak. İşte burada zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda. Bir de diyor ki medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın olduğu bir anda. Yani bütün onların gözlerinin önünde cereyan eden hadiselerin dışında bir şeyler var istikbalde. Buna dikkat edin, buna bakın. Bu sizin çok özendiğiniz Avrupa medeniyeti sekihanesi yırtılmaya yüz tutuyor. Yok olacak. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Sakin değil bir irkilme var. İrkilmeyi meydana getirmeye çalışıyor Üstad Hazretleri. İkincisi de sizin ümidinizi kestiğiniz medeniyeti Kur'an zuhura yakın. Allah Allah. Biz ümidimizi kestik ama Üstad Hazretleri medeniyeti Kur'an zuhur edecek diyor. Ya şuna bir dönüp bir daha bakalım. Bizim medeniyetimizin köklerinde neler var dedirtecek çok önemli bir şok dalgası veriyor Üstad Hazretleri burada. Ve bu şok dalgası inşallah o anda olmasa da daha sonra yavaş yavaş zuhura gelmeye başlamış. Bir burası, bir de bir önceki şeyde Sabihan kısmında hocam bir cümle var. İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda diye bir cümle parçasından bahsediyor. Şimdi bütün İslam dışı olanların çok hücum ettiği, İslamiyet'e hücum ettiği, hatta bir kısım mütedeyyin insanların bile, yani bu efendim ya cemaatçiliğe falan lüzum yok, herkes cemaatine bağlılığı falan bıraksın da
hep beraber böyle umumi bir şey, birlik beraberlik olsun diye güya iyi niyetle zannettikleri bir şey var. Sünnet-i seniye ve cemaatle muhafaza eyledi. Yani bu cemaatin varlığının devamı. Sünnet-i seniye esasına dayalı olarak bu cemaatler bu milletin imanını muhafaza da çok önemli vazifeler görmüşler. Ve bunların tahribine de hiç taraftar olmamak lazım diye burada bir şey dikkatimi çaktı, arz etmek istedim. Teşekkür ederiz. Ben şimdi birinci dersimiz bitti. İsterseniz bu Samine'ni bir daha okuyayım. Haftaya bıraktığımız yerden devam ederiz. Samine, zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda. Bitmiş gitmiş. Ve medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda. Lakaydane ve ihmalkarane müsbet bir iş görülmez. Yani parmak ucuyla iş yapayım derseniz olmaz diyor. Menfice tahripkarane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Yani yaptığınız şeylerde eğer bir menfilik varsa diyor, o diyor o menfiliğe zaten ihtiyaç yok diyor. Yani müsbet hareketle iş yapabilirseniz yapın diyor. Yoksa diyor bir kenardan seyredin ve dua edin. İnşallah önümüzdeki hafta bu Tasyan ve Aşiren yani 9 ve 10. maddeleri okuyacağız. Çok önemli hakikatler. Belki o gün bitirirsek üzerinden bir de geçmiş oluruz. Şimdi Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Okuduğumuz bütün Fatihalarda şehitleri zihnimizden geçirelim arkadaşlar. Yani Fatihaları onlara gönderelim. Hayatta olanlara gönderelim. Gazilere gönderelim. Vefat edenlere gönderelim. İnşallah bu Fatihaların dünyada oluşturduğu güç ve kuvvet manevi bakımdan büyük değişimlere sebebiyet verecektir Allah'ın izniyle.